Radyo'dan merhaba. AKP'nin Suçları programına hoş geldiniz. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi geçtiğimiz aylardan metafetaminin Türkiye'deki durumuna dair açıklama yayınlamıştı. Bu açıklamaya göre metafetaminin Türkiye'de yakalandığı ilk yer İstanbul. 2009 yılında ilk defa İstanbul'da görülen metafetaminin bugün 81 kentte yaygın durumda. Raporda bir bölüm şöyle. Ülkemizde 2016-2021 döneminde her geçen yıl metafetamin yakalama miktarında artışlar yaşanmıştır. En keskin artış 2020 yılında yaşanmış ve yakalama miktarı bir önceki yıla göre 4 kat artış göstererek 4168 kilograma ulaşmıştır. Ülke genelinde 2021'deki metafetamin yakalama miktarı 5528 kilogram, 2022'nin 7 ayındaki miktar ise 8600 kilogram oldu. Raporda kullanılan şu cümle ise hayli düşündürücü. Bu yakalama verisi metafetaminin önümüzdeki dönemde de tehdit unsuru olarak kalacağının bir göstergesidir deniliyor. Elbette öyledir. Özrü kabahatlerinden büyük. Emniyet Genel Müdürlüğü de, Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi de, İçişleri Bakanı Soysuz Süleyman da, katil AKP iktidarı da uyuşturucunun ülkemizde yaygınlaşmasından, satışından sorumludur. Asıl suçlulardır. Vatanımızı dünyanın uyuşturucu merkezi haline getirdiler. Halk çocuklarımızı kendi sokaklarımızda, kendi parklarımızda, kendi mahallemizde zehirliyorlar. Mersin Limanı'nda her yıl tonlarca uyuşturucu yakalanıyor. Bir tek sorumlu yakalanmıyor. 2018 yılında Mersin Limanı'na getirilen Lübnan gemisindeki 1 milyon sentetik uyuşturucu hap kimindi? Yakalanan kim? Yok. 2020 yılında Ekvador'dan, Kolombiya'dan tonlarca kokainle gelen gemilerin trafiğini kim yaptı? Kimlere geldi? Yakalananlar yok. Yakalayamazlar, açıklayamazlar. Çünkü limanlarımızdaki uyuşturucu trafiğinin halk çocuklarımızın her geçen yıl daha fazla bağımlılaştırılmasının sorumlusu devletin ta kendisidir. Halkımızı ve halk çocuklarımızı ne emperyalizmin, ne faşizmin, ne de uyuşturucunun kurbanı etmeyeceğiz. Ucunda şehitlik, tutsaklık olsa da halk çocuklarımızı uyuşturucu bataklığından kurtaracağız. Halkımız, uyuşturucuya karşı mücadele eden devrimcilerdir. Sokaklarımızı, mahallelerimizi, mahallelerimizin parklarını, bahçelerini, vatanımızı uyuşturucu zehirinden kurtarmak için uyuşturucuyla mücadele komitelerine katılın.